Evet değerli arkadaşlar, birlik başkanımıza teşekkür ediyoruz. Aramıza yeni katılan rengi dersi liderimiz ve müdür muavinimiz, hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, merhabalar. Değerli arkadaşlar, birlik başkanımız mesleki konulardan çok güzel şekilde bahsetti, ülke gündeminden bahsetti. Kendisine bu konuda gerçekten çok teşekkür ediyorum. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Nispi tefsir sisteminden bahsetti. Bunun en acı örneğini yaşayan odalardan birisi Edirne Mali Müşavirler Odası'dır. Yönetim listelerimize aldığımız, yönetim kurulu aldığımız arkadaş karşı tarafa geçti. Denetleme kuruluna aldığımız arkadaş karşı tarafa oy verdi. Ama nispi tefsir sistemi olmasaydı böyle bir şey yaşanmazdı. Ve bu türlü bir şeye cesaret edip kalkışamazlardı. Ama maalesef bu nispi tefsir sisteminin zaten amacı odaları birbirine kırdırmak ve birbirine kafa kafaya getirip odalar çalışmaması, atıl kalması. Ben ülke gündemiyle zaten fazla bir şey söyleyecek halim yok. Birlik başkanım zaten gereği gibi bu konuda konuştu. Mesleğimizle ilgili söylemesi ne gerekiyorsa birlik beraberlikten bahsetti. Odalardaki durumu anlattı. Nispi tefsir sistemini söyledi. Biz onun örneği işte dediğim gibi en iyi acı şekilde biz kendi odamızda yaşadık. Ama olsun, bunlar da geçer. Her şey su akar, yolunu bulur. Önemli değil. Değerli arkadaşlarım, şimdi şeye geçiyorum. Yönetim kurulu çalışma raporu, kesin hesaplar ve denetleme kurulu raporu ayrı ayrı okunmasına. Arkadaşlar. Sayın Başkanım. Yönetim kurulu çalışma raporu. Müdürüm, şey konuşmak ister misiniz? Müdürüm. Vallahi. Bir söz almak ister misiniz? Kısaca. Buyur müdürüm. Buyurun. Bak, kusura bakmayın. Estağfurullah. Merhaba arkadaşlar. Başkanımız gelmiş. Bilmiyorum. Hoş geldiniz. Kısacanız vergi dairesi olarak uzun köprüde ben 9 aydır buradayım. Gözlemledi. Meslek mensubu arkadaşların uyumundan dolayı ben teşekkür ediyorum. İşte, dernek başkanımız Fikret Bey üyesinde hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Herhangi bir şekilde biz vergi dairesi olarak sizlerle hiçbir sıkıntı yaşamadık. Gerek yasal uygulamalardaki uyumumuz, diğer yönden de bizlerdeki ilişkilerle göstermiş olduğumuz yatkınlık gerçekten çok ileri düzeyde. Bundan dolayı ben hepinize teşekkürlerimi tekrar söylüyorum. Derneğinizin kurulunda hayırlı olmasını diliyorum. Fazla yani şöyle bir şey. Teşekkürler. Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Bu kısa konuşmasından dolayı güzel bir mesaj verdi bize. Hiçbir sorunumuz yok dedi, meslektaşlarımız dedi. Uyum içinde çalışıyoruz dedi. Ne kadar güzel. Böyle mesajlar almak, meslek mensubu olarak insanın hoşuna gidiyor. Değerli arkadaşlarım, yönetim kurulu çalışma raporu, kesin hesaplar, denetleme kurulu raporu ayrı ayrı okunması. Arkadaşlar, az önce okuduğum gündem maddelerinde ilk başlangıçta yönetim kurulu çalışma raporu deyince ben size çalışma raporunu okudum. Az önce okuduğum çalışma raporuydu. Tekrar okumamı ister misiniz? Gerek yok, tekrar başında. Kesin hesap durumunu okuyayım. Mali Müşavirler Muhasebe İşler Birliği Derneği Uzunköprü Şubesi 22.09.2013-19.2015 tarihler arası işletme hesabı özeti. Gelirlerimiz, üye ödentileri, aidat geliri 2210 lira, bağış geliri 5155 lira, giriş aidat gelirleri 30 lira. Önceki dönemden kesilen alacaklarımız 1159 lira 22 kuruş. Teminat geliri 966 lira. Diğer gelirler toplantı bağış geliri 1340 lira. Yemek bağış geliri 3025 lira. Bunlar bu tarihler arasında yapılan gelirlerimiz. Bunu da bağış olarak kayıtlarımıza aldık. Banka mevcudumuz 1323 lira 7 kuruş. Alacaklılar 34 lira 65 kuruş. Toplam 15242 lira 94 kuruş. Giderlerimiz, elektrik giderimiz 138 lira 90 kuruş. Kira giderimiz 5782 lira 60 kuruş. Pasaj temizlik gideri 595 lira. Isınma gideri 2017 lira. Diğer giderler 1320 lira 81 kuruş. Temsil ağırlama giderimiz 2727 lira 2 kuruş. Teminat giderimiz 1000 lira. Üst bölük katının payımız 146 lira 24 kuruş. Telefon giderimiz 196 lira 50 kuruş. Bankada mevcudumuz 368 lira 87 kuruş, alacaklarımız 950 lira,
Toplam 15.242 lira 94 kuruş. Denetleme kurulu raporu. Derneğimizin 22.9.2013, 19.2015 tarihleri arasında hesap ve kayıtları denetleme kurulumuzca incelendiğinde kullanılan defterlerin zamanında tasdik ettirildiği, defterlerin muhasebe usul ve esaslarına göre tutulduğu, yönetim kurulunun kararları doğrultusunda dernek tüzüğüne uygun olarak harcamaların yapıldığı, aşağıda belirtmiş bulunduğumuz hesap özeti doğrultusunda gelir ve gider farkının bankadaki hesapta 368 lira 87 kuruş banka mevcudu bulunduğu, kasada nakit bulunmadığı görülmüş olup hesapların doğruluğu kurulumuzca tespit edilmiştir. Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Uzunköprü Şubesi Denetleme Kurulu olarak hesap özeti aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. Giderler 13.924 lira 7 kuruş, banka mevcudu 368 lira 87 kuruş, alacaklar 950 lira, toplam 15.242 lira 94 kuruş. 2010 yılı devir banka mevcudu 1.323 lira 7 kuruş, bağış ve diğer gelirler 13.885 lira 22 kuruş, alacaklılar 34 lira 65 kuruş, toplam 15.242 lira 94 kuruş. Mali Müşavirler Birliği Derneği'nin denetleme kurulu raporu. Üye Ercan Aysünger, üye Serdar Arbacı, üye Selahattin Özdemir. Genel kurulun hayırlı olmasını dilerim. Evet değerli arkadaşlarım, bu konuda söz almak isteyen var mı? Bu raporlar ve denetleme kurulu hakkında. Görüşünüz var mı? Görüşünüz. Evet değerli arkadaşlar. Yok herhalde. Yönetim ve denetleme kurulları, yönetim kurulunun ibra edilmesi. İbra edenler buyursun. İbra edilmiştir. İbra etmeye yok herhalde. İbra etmeye var mı? Denetleme kurulunun kesin hesaplarını. Edenler mi? Edenler. Etmeyenler değil. Edenler sanırım. Etmeyen var mı? Denetleme kuruluşunda aynı şekilde. Edenler. Edilmiştir. Evet arkadaşlarım, yeni dönem için üye giriş ve üyelik adaylarının belirlenmesi hususunda görüşülmesi ve oylanması. Bu konuda söz almak isteyen var mı? Yönetimden var mı önce? Varsa yönetimden varsa önce o şey yapsın. Aidatlarımızın yarısı kadar almayı düşünüyorduk. Aidat kadar almayı planladık. Yani bundan sonraki aidatlarımızı da tüzükteki rakamımızı bilmiyorum. Üye aidatlarımızı şube olarak artırabilir miyiz? Tabii ki. Bağışlar var. Bağışları tahsil etmekte zorlanıyoruz. Tamamını aidat şekline dönüştürmeyi düşünüyoruz. Yıllık aidat. Onun hacrının genel kurulun kararı. Değerli başkan. Onu düşünüyorum. Yani bunu da 50 lira gibi bir rakamla sınırlayalım diyorum. 50 lira olsun. Yıllık mı? Yok. Giriş aidatı. Giriş aidatı. Evet arkadaşlar bunu oylamanıza sunayım. 50 lira. Giriş aidatı. Kabul edenler. Kabul edenler. Etmeyenler. Edilmiştir. Evet şeyle ilgili üyelik aidatlarıyla ilgili var mı bir şey yönetim olarak? Üyelik aidatlarımızı çalışma raporunda yani tahmini bütçemizde size açıklayacağım. Tamam. Şimdi sıra onda galiba. Evet yeni çalışma dönemi bütçesinin okunması ve görüşülmesi. Bu yeni üye girişiyle üyelik aidatlarıyla ilgili söz almak isteyen var mı içinizde? Arkadaşlarım. Arkadaşlar buranın yok. Bir takım maliyetleri var. Yani geçmişte bu arkadaşlar buralara bir sürü yatırımlar yaptılar. Artık bir arkadaşım da ilk defa girerken bu kuruluşa, içimize girerken bir 50 lira ödemesinde bilmiyorum. O kadar büyük bir rakam değil herhalde. Sakın yok. Yani. Hiçbir şey zaten değil. Zaten girecek arkadaşımız şüpheli yani. Bundan sonra derneğimize üye kaydetmek yeni meslektaş yok geride. Üye olmayan arkadaşımız da yok herhalde. Evet arkadaşlar, yeni çalışma dönemi bütçesinin okunması ve görüşülmesi ve oylanması. Arkadaşlar geçmişte yaşadığımız kira artışlarını da orantılayarak derneğimizdeki yıllık 140 lira olarak 120 liraydı şu anda. Aidat olarak bize bunu oylamamız gerekiyor. Aidatlarımızın 140 liraya çıkarılmasını bir oylayalım isterseniz. İlk önce bunu istiyoruz. Evet arkadaşlar,
Başkanımız diyor ki aidatlar diyor 140 lira olsun diyor. Bu konuda aidatlar ama belli bir rakamı geçemiyoruz herhalde. Sayın Genel sınırlama yok. Başkan. İşte birlik yöneticilerin burada onun için bir şey. Yani daha önce bize mesela ne kadardı? 12 lira mıydı? 30 lira mıydı? 30 lira. 30 lira. 30 liranın üstünü toplayamıyoruz yasal olarak. Ama şeyimizde birlik yöneticileri tüzükte, burada. Tüzükte 30 lira diyor ama şubeler tabii ki genel merkezin üyesi yok. Şubelerin üyesi olduğu için dernekler masası şunu söylüyor. Şubeler genel kurullarında alacakları karar ile üye aidatlarını belirlemekte serbest. Evet, tamam oldu. O zaman oynatacağız. Evet arkadaşlar. Üye aidatları 140 lira olsun. Başka önerisi olan var mı? Yani başka önerisi olan var mı? Ben 20 lira bir artış önerdim. Yani kötü kira artışları var. 150. Efendim? 100 olsun. 150 olsun. 150 olsun tamam. Ya bizim arkadaşlar bundan sonraki gelirlerimiz arasında bazı katılacak kalemlerimiz var. Yani en azından korurlar sigortadan bir takım şeylerimiz olacak. Yani bağlantılarımız olacak. Bu para ben yeter diyorum. Yani biz gayret edeceğiz. Bu içinde bulunduğumuz süreçte. 10 lira fark var. Fikir fazla olsun yani. Tavrı bütçemizi bozuk. Evet. Bozmaz yani. Şimdi bozsun. Ya millet para istersen tamam istiyor. Tamam. Peki o zaman 150 lira olsun. 150 lira olmasını oynuyorum. Sahne evet kabul edenler. 150 mi? Evet 150. Kabul edilmiştir arkadaşlar. 140 lira olmasını yok. Tamam 150 lira. 150 lira. Tahmini bütçemizi bu şekilde ben açıklayayım. 50 lira.